Burası yazılı kaya. Sağ taraftaki orijinal bakın. Hatta gelen kavmin dinine de inanmalarıdır. Boğaz Kale'nin ilçe merkezi burası. Şahan'ın da adı kaldırayım mı ön tarafı? Dünyanın ilk başkenti. Hititlerin en etkileyici tapınağı. Otobüsten daha çok uçağa bindiğim oluyor. Oldu mu lan doğru? Burada güneş tanrısıyla fırtına tanrısının. Güle güle hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Sevgili Seyvan izleyicileri, güzel bir gün bugün. Yabancı uyruklu öğrenciler ve Türk öğrenciler bir arada böyle gezip dolaşması, kaynaşması anlamında PİKTES adı altında bir program düzenlendi. Biz de bu programa arkadaşımızla katıldık. Güzel bir gezi yapacağız. Öyle umut ediyoruz. İstikametimiz buradan. Önce Boğazkale, Alacahöyük, Fener, oradan o istikamete devam edeceğiz. Güzel bir gezi olması dileğiyle buyurun, iyi seyirler dileriz. Değerli arkadaşlar, en son 22 yıl önce bindim otobüse. Belediye otobüsü hariç, şehirler arası otobüse çok uzun zaman oldu binmeyeli. Bir okul gezisi münasebetiyle otobüse bindik. Otobüsün en arkası düştü bize. Ama en arkası hani bütün olaya, manzaraya hakim olma açısından iyi yani. Boğazkale ve Alacahöyük istikametinde gezimiz devam edecek. Genelde ben yurt dışında olduğum için uçak tercih ediyorum. Yani yıl içerisinde otobüsten daha çok uçağa bindiğim oluyor. Oldu mu lan doğru? Bunları yaydıracağım. Boğazkale ve Alacahöyük'te görüşmek üzere. Hayırlı yolculuklar. İyi yolculuklar herkese. İyi gezmeler. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz abi? Hocam 85'ten bir tarafa. Öyle mi? Hep böyle uzun yola mı gittiniz? Uzun yol. Bu firma Çorum firması mı? Çorum. Değerli arkadaşlar, yolculuğumuz başlıyor. Herkese hayırlı özürlükler. Gezerken grubu takip ederek gezelim. Evet arkadaşlar, Boğazkale'ye geldik. İlk önce müzeyi gezecekmişiz. Sağ taraftan başlıyoruz. Tamam hadi bakalım. Geçin buradan. Sağdan evet. Milattan önce 6000 yıllar. 6000 milattan önce 6000. Evet. Bakın okuyun yazıları. Evet şuradan bu taraftan. Tabii. Devam edin karışıya hocam. Orijinal olan bunlar mı? Bunlar evet. Karışıya geçin. Dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz. Dokunma yok. Vay. Arkadaşlar dokunmuyoruz ha. Karışıya geçin. Karışıya geçin. Böyle aldık sonra en son bölgeye çıkarsın. Evet ha oradan aldı. En ilginci de bu, bunu anlatayım. Ne bu? Bilmiyorum ki, tapusu ne bu? Lahit mi? Lahit. Hitit dönemindeki evet. Lahit böyleymiş arkadaşlar. Aa. Orada kırmızı da bak görürüz. Evet. Orada bulunmuş ya. Torpide gibi değil mi? Ya. Baksana Lahit'e. Dünyanın ilk başkenti, Hattuşa'dayız. Müzeyi gezdik. Gerçekten böyle bizi sanki o devirlere, o çağlara götürecek böyle kalıntıları gördük. 8000 yıllık kalıntılar var. Orada gördüğümüz yine lahit çok ilgimizi çekti arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, Hattuşa'nın minyatürü var burada. Sen anlat hadi, sen anlat. Bunu biliyor musun? Hani anlatayım dediydin ama. Ne ki burası? Elime ver. Elime ver. Elime ver. Elime ver.
Dünyada ilk barış anlaşmasının yapıldığı topraklardayız. Aynı zamanda Hititlerin başkenti olan bu topraklarda Hititlere ait çok fazla kalıntılar var. Mesela o dönemde kullanılan, bu ne diyelim buna, savaş arabası mı? Yani evet, savaş arabası olarak. Savaş arabası olarak kullanılan, tabii sonradan düzenlenmiş herhalde. Tabii, şöyle bakın. Bu maskeleri için. Bu mesela şeyde kullanmıştı, Truva filminde. Buna aşil mi binmişti? Evet. İki kişilik herhalde. Ben bu tek kişi olarak biliyorum. İki kişilik değil ya. Öyle bir şey yok. İki kişi çıkar buna ya. Bu tek kişilik. Böyle iki kişide bir şey yok. Öyle tek mi? Ediyor. Tabii canım. Roman'ın adam da şimdi senin gibi değil mi? De, onların üç katını mısın? Beş katını mısın? Buraya anca sığıyordu. Evet. Hocam anlatabildim mi bilmem. Tabii ki. Evet. Tabii o zaman iri cüsseli savaşçıların zırhlarıyla beraber bindikleri ve önünde heybetli atlarıyla savaş alanında yığılmaları, savaşı başlatmaları, arka taraftaki, arkasındaki asker ordusunu yönettikleri bir savaş aracıydı bu aslında. Savaş aracı şöyle binerlerdi. Wow. Tam buradan at, böyle ata binerlerdi. Şahlananlardı. Kaldırayım mı ön tarafı? Neyi? Önü. Dünyanın ilk başkenti olan Hatuşa'ya geldik. Yaklaşık 8000 yıllık bir tarih var. Arkadaşlar, burasının Hatuşa'nın Boğaz Kale'nin 3 tane ana kapısı var. Arslanlı Kapı, Kral Kapı, bir de Yer Kapısı. Burası bu gördüğünüz Arslanlı Kapı. Buradan girişler oluyor tabii ki. Arslan figürlerini görüyorsunuz bakın. Şu yanda arkada bakın, arslan figürlerine bakın. Sağ taraftaki orijinal bakın. Ama soldaki deforme olmuş, sonradan tamir edilmiş. Yalnız gezi esnasında lütfen tarihi eserlere ayak basmayalım, taşların üzerine çıkmayalım.
sağda kral kapısı bakın. Tanrı figürü var orada bak. Hocam oradan aşağıda gidiyor bir tane bayrağı. Evet. Bu tünel gibi bir yer vardı. Orası yer kapı mıydı? Aşağıda hocam. Aşağıda mı? Evet hocam. Orada yer kapı hocam. Burada bir tane daha var hocam. Aşağıda şurada. Evet. Burası Yazılıkaya, Hititlerin en önemli antik burası tapınağıdır. İlkbahar aylarında yazın gelişi kutlanır, yeni yıl kutlamaları burada yapılır. İki tane odası var, A odası, B odası. Burada tanrı kabartmaları var. İşte güneş tanrısı, fırtına tanrısı ve çeşitli kralların kabartmalarını göreceğiz. Şimdi içeride göreceğiz. Arkadaşlar önce böyle bir gelelim. Şöyle bir toplanırsak arkadaşlar, bir ön bilgi vereyim ben. Bu gezeceğimiz yer Hititlerin en etkileyici tapınağı arkadaşlar. Burada çeşitli kralların figürleri, tanrıların figürlerini göreceksiniz taşlarda kabartma şeklinde. İki tane oda var içeride. A odası, B odası. A odasında iki tane tanrı. Fırtına tanrısı ve güneş tanrısı güya savaş yapıyorlar. Onların karşılaşması var. Tam karşılarında da Hititlerin en büyük kralları Tutalya'nın kabartmasını göreceksiniz. B odasında da kartpostallarda hep görürsünüz böyle 12 tane tanrı yan yana. Onlar tanrı figürüdür. 12 tanrı. Yine onların kabartmalarını göreceksiniz. İşte onlar güya kimi koruyorlar? Kral Tutalya'yı koruyorlar. Bu şekilde gezelim burayı. Buyurun. Hititler ortalama 1200-2000'li yıllarda yaşamışlar. Biz de 2000 yaklaşık tabii. 3500-4000 yıla kadar gider. Bakın kabartmalar burada. Buradan önce buradan gezerseniz sonra oraya girelim. Taşların üzerinde kabartmaları görüyorsunuz. Bakın 12 tane tanrı. Ellerinde silahlarını bile çizmişler. Tam karşıya bakın arkadaşlar. Burada güneş tanrısıyla fırtına tanrısının karşılaşmasını anlatıyor. Tam karşıda da kralları Tutalya. Yine değişik tanrılar, tanrı figürlerini taşlarda görüyorsunuz tabaklarda. Evet, gelin arkadaşlar bu tarafa doğru. Nasıl bir yer böyle ya? Evet. Vay 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 vay. Bu daha büyük mü sanki hocam? Daha evet. Büyük değil mi? Bu da mı tanrı? Tabii bunlar da tanrı figürleri. İşte bunlardan bir tanesi güya kralı koruyor. 12 tane tanrı. Herhalde şuralarda bir şeyler koyuyorlar. Sunak olabilir. Evet. Ne bileyim işte etmet, adaklar koyarlar. Evet. Tanrılar sonra kimse görmeden yer bunları. En sona kadar gelin inceleyin arkadaşlar. Tanrı figürlerini hep insan tipinde yapmışlar. Tabii. Kendilerine benzetiyorlar. Yani Yunan tanrıları da öyle. Yani eskiden evet, insanlar evet. O şekilde düşünüyor. Hititler için bin tanrılı diyorlar Anadolu'da o dönemde. Sebebi tanrıların çok olması ama aynı zamanda farklı dini inanışlara saygı göstermeleri, hatta gelen kavmin dinine de inanmalarıdır. Onlara da inanıyorlar. Onların dinlerini de kendi dinleri gibi kabul ediyorlar, yaşıyorlar. O yüzden bin tanrılı denmiş. Her gelen topluluk kendi inancını özgürce yaşayabilir. Yaşamış. Burada. Aynı zamanda Hititler onların dinlerini de kabul etmiş. Çok ilginç ya. Evet. Evet.
Ya bu neyi gösterir? Dini hoşgörünün en üst safhası. Saygı duyuyorsun ayrı bir şey, bir de sen de onlar gibisin ama kendi dinini de bırakmıyorsun. Aynı anda iki din, üç din yaşıyorsun. Şimdi Hattiler hakkında fazla bilgi yok elimizde ama şöyle düşünüyorlar. Hititlerin ataları. Oradan işte hani dil bilimciler demek ki çok fazla kalıntı da yok ellerinde. Diyorlar ki o zaman bunlar onların devamı. Çünkü benziyor her şeyleri, isimler bilmem ne. Burada kazılar yapılıyor. Başkanları hep Almanmış. Çoğu Alman. Anadolu'daki bu kazıları hep yabancılar yapmasını nasıl, neye bağlıyorsunuz? Şuna bağlıyorum. Osmanlı'nın son dönemi, 1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ve Çanakkale Savaşı'nda bu savaşlarda birçok okumuş insan şehit oldu, öldü, kayboldu. Dolayısıyla Cumhuriyet kurulduğunda okumuş insan az ve bu meslek dallarında insanlar az. Anadolu işgal o dönemde bunların bir kısmı kalıyor işte. Güya yardım ediyoruz bahanesiyle gelmişler ya da biz onları çağırmışız. Ama adamlar art niyetli. Alıp alıp götürmüşler. Çoğu da götürmüşler değil mi? Muhtemelen. %100 bu değildir belki ama benim tahminim bu. Evet. Değerli arkadaşlar. Evet. Recep hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine Allah razı olsun. Bizi gerçekten gezdiğimiz yerleri anlattı, aydınlattı. Hocam sağ olun. Eyvallah. Elimizden geldiğince. Eyvallah. Yine bir çeşme bulduk arkadaşlar. Yazılı Kaya'da. Tadı da çok güzelmiş. Yaptığımız gezi devam ediyor. Gezilerimiz hızlı, çok hızlı oluyor. Birçok yeri atladığımızı düşünüyorum. Daha geniş bir zamanda memleketimizin bu zenginliğini siz değerli izleyicilerimizle tekrar paylaşmak istiyoruz. En azından o görmediğimiz alanları görüntülemeye çalışacağız. Şimdi Yazılı Kaya'dan çıkıyoruz. En son Alaca Höyük olduğunu biliyorum. Oradan da Çorum'a geçeceğiz. Bakalım buradan nereye gidiyoruz. Yeni durağımızda görüşmek üzere.